sizlere Washington'dan stratejist Ali Çınar aktaracak ve Londra'ya gideceğiz. Londra'da da bir anda vaka sayısıyla birlikte ölüm sayısı da artış gösterdi. Önlemlerde biraz geç kalmıştı İngiltere. Bunları konuşacağız. Son durumu konuşacağız. Anadolu Ajansı Londra muhabiri Hasan Esen karşımızda olacak ama ilk önce Amerika'ya gidelim, Washington'a gidelim, Ali Çınar'a gidelim. Artık virüsün yeni merkezi olarak görülüyor Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son durumu soralım. Ali Çınar merhabalar, iyi geceler, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden arda arda açıklamalar geliyor. Trump 12 Nisan'ı işaret etmişti, sonra 30 Nisan'a kadar uzattı. Bu önlemlerin uzatılacağını söyledi ama onlara geçmeden önce son durum ne şu anda? Yaşananlar neler Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsle ilgili? Evet, merhabalar Ebru Hanım. Son rakamları vermek istiyorum. Kesinleşmiş vaka sayısı 159.184. Yani neredeyse 160 bin kişide koronavirüs şu anda kapmış durumda. Hayatını kaybeden Amerikalı sayı ise 2.945. Son 24 saatte sadece 250 tane Amerikalı New York'ta hayatını kaybetti. New York eyaleti şu anda çok ciddi şekilde sıkıntı çekmeye devam ediyor. Dün Başkan Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda ilginç bazı bilgiler verdi ve şunu söyledi: 2.2 milyon Amerikalının ölmesini engelledik aldığı tedbirlerle dedi. Şu anda tahminen, Beyaz Saray'ın tahmini, 100 bin ile 200 bin arasında Amerikalı hayatını kaybedebilir demecini verdi. Tabii bu da Amerikan kamuoyunun gündemine oturmuş durumda. Çünkü rakamlara baktığımızda bu gidişle 2-3 gün içinde bu 200 bine varacak vaka sayısı, ölen sayı da artıyor. Birazdan Başkan Trump Beyaz Saray'da olağan basın toplantısını yapıp yeni tedbirlerini açıklayacak. Genel havanın hala kötü olduğunu söyleyebilirim. Bugün New York'ta hastane gemisi geldi, 1000 yataklı. Bunun dışında Central Park'ta büyük bir hastane kuruldu. Yani yoğun şekilde tedbirler alınmaya devam ediliyor. Genel olarak da başka eyaletlerde de tabii bu vaka sayısının da New York dışında arttığını da belirtmekte fayda var. Evet, peki Donald Trump'ın ek tedbirler olarak ne açıklamasını bekliyoruz? Öngörüleriniz var mı? Şimdi Başkan Trump 30 Nisan'a kadar kesinlikle evinizden çıkmayın, acil durumun devam edeceğini söyledi. Zaten şu anda hali hazırda 27 eyalette, bu da yaklaşık 225 milyon Amerikalı'ya tekabül ediyor. Evinde, yani talimatlara uyuyorlar. Başkan Trump'ın şu anda yaptığı maddi olarak eyaletlere destek. Amerikan ulusal ordusunu da, muhafız grubunu da şu anda aktivite etti. Bilhassa New York'ta bu ulusal muhafız grubu sağlık alanında destek veriyor. Dediğim gibi şu anda kaynak alanında Başkan Trump'ın şu anda tedbirleri arttırdığını görüyoruz. Bunun dışında tabii Beyaz Saray'ın kendi görev ekibi de eyalet valileriyle ve diğer belediye başkanlarıyla konuşarak son durumu alarak önlemleri arttırıyorlar. Tabii Başkan Trump'ın 1 Haziran'a Amerikan tekrar normale dönecek demesi ilginç. Yani 1 Haziran'a kadar Amerika bu koronavirüsle mücadelede bayağı sıkıntı çekecek gibi görünüyor. Evet, şimdi 200 bin kişi ölebilir açıklaması vardı Amerikan Ulusal Sağlık Enstitülerine bağlı Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı'ndan böyle bir uyarı gelmişti. Trump da dedi ki 100 binle sınırlandırabilirsek iyi iş yapmış olacağız dedi. Şimdi bu noktada Trump'ın ilk baştaki sözlerini hepimiz hatırlıyoruz. Siz de yayınlarımızda dile getiriyorsunuz bunu. Trump'ın böyle bir cümle sarf etmesi, ilk baştaki bu ciddiyetsizliği diyebiliriz belki tırnak içinde ciddi diye almadığı için, nasıl yankılandı ya da biraz da tedirgin bir havanın hakim olduğunu söyleyebilir miyiz Beyaz Saray'da? Evet, Beyaz Saray'da şimdi Başkan Trump'ın ilk verdiği demeçlerle şu andaki demeçler arasında fark var. Tabii çok profesyonel bir sağlık ekibi Beyaz Saray'da. Dr. Fauci 1984'ten beri bu enstitünün başında. Çok eski ve birçok başkanla çalışmış bir kişi. O nedenle dün de Dr. Fauci'nin Beyaz Saray'daki toplantıda Başkan Trump bizi dinledi ve 30 Nisan'a kadar acil duruma devam sinyali verdik dedi. Başkan Trump'ın şu anda bu önemli yetkilileri dinlediğini görüyoruz. Tabii yapacağı bir hata kendisine başkanlık seçiminde kaybettirme riski olduğu için şu anda kendi ekibindeki
üst düzeydeki bu konuyu bilen uzmanları dinlemeye başladığını söyleyebilirim. Evet, şimdi sağlık konusunda Amerika'da bazı sıkıntılar vardı. Onlar da baş göstermeye başladı anladığım kadarıyla. Central Park'a, New York'un en büyük parkına bir yine çadır kurulduğunu söylediniz. Sağlık çadırı kurulduğunu söylediniz ve geçtiğimiz günlerde yine Trump'ın sağlık çalışanları ile ilgili bir çağrısı vardı. Şimdi sağlık çalışanları gelecek mi Amerika'ya dışarıdan göçmen olarak? Trump'ın göçmen politikasını da biliyoruz. Bu konuda çalışmalar var mı? Gelişme var mı? Şimdi Amerikan Dışişleri Bakanlığı dünya genelinde bilhassa koronavirüs konusunda uzman olan sağlık alanındaki kişilerin acilen konsolosluklara, dünya genelindeki tüm Amerikan konsolosluklara başvurma çağrısı da bulundu. Anladığınız kadarıyla bazı talepler gelmeye başladı. Yani başvuruları topluyorlar. Bir an önce de konsolosluklarda mülakatlar yapıldıktan sonra Amerika'ya getirilecek. Çok ciddi şekilde sağlık personeline ihtiyacı var. Bugün New York Eyalet Valisi Cuomo, başka eyaletlerdeki sağlık görevlilerinin lütfen New York'a gelin, bize yardımcı olun diye çağrısı oldu. Yani şu anda bir ihtiyaç var. O nedenle dünya genelinde de bu tarzı sağlık personelini toplamaya çalışması çok normal. Çünkü dediğim gibi çok ciddi sıkıntı ve yetersizlik görünüyor şu anda. Evet, şimdi son olarak şunu da sormak istiyorum. Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını biliyoruz. Bu konuda Çin'den de New York'a bir yardım geldi. Yardım malzemesi uçağı geldi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, bu Çin'den gelen yardımı? Şimdi Başkan Trump bir gün Çin'le iyi, bir gün Çin'le kötü politikasında böyle inişli çıkışlı açıklamalar da görüyoruz. Tabii sağlık konusu olunca New York Eyalet Valisi de belediye başkanı gelen sağlık teçhizatlarının, malzemelerinin gelmesinden dolayı mutlular, olumlu mesaj verdiler. Çünkü insani bir destek olduğu için bu konuda çok politize olmadan açıklamalar gördük. Ama Başkan Trump'ın zaman zaman Çin virüsü demesi ve Çin'le atışması zaman zaman oluyor Beyaz Saray toplantıları, ama eyalet bazında bu desteğin geldiği için yerel yönetimlerden olumlu ve pozitif açıklamalar gördük. Peki, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için Ali Çınar. Çok sağ olun. Kendinize dikkat edin lütfen Amerika'da. Çok teşekkürler. İyi geceler dileyelim. İyi yayınlar, evet, stratejist Ali Çınar'la değerlendirdik Amerika'daki son durumu.